Sayın Afyoncu ailesi, kıymetli ailesi, Erhan Afyoncu, saygıdeğer hanımefendiye, kıymetli belediye başkanlarımız, değerli Kadıköylüler, İl Milli Eğitim Müdürüm, Kültür Turizm İl Müdürümüz, kıymetli öğretmenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öylesine güzel bir günde İstanbul'da çok köklü bir okulumuzun bu ülkenin güçlü olması için nice civan mertler yetiştirmiş olan bir okulumuzun kütüphanesine çok değerli bir Anadolu insanı, tarihçinin Erhan Afyoncu hocamızın isminin verilmesi münasebetiyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Hepinizin malum olduğu üzere her ülkenin ama özellikle bizim ülkenin en değerli sermayesi beşeri sermayesi. Dün de en değerli sermayesi buydu, bugün de beşeri sermayesi en değerli sermaye, yarın da olacak. Ve özellikle ülkemizin coğrafyası, tarihsel serüveni dikkate alındığı zaman gerçekten güçlü bir Türkiye için bu beşeri sermayenin çok güçlü hale gelmesi gerekiyor. Bunun da yolu eğitim. İşte son 20 yılda aslında bu gerekçeyle eğitimden kimsenin geri kalmaması için beşeri sermayemizin niteliğinin artarak gerçekten kızışan dünya rekabetinde ülkenin hak ettiği yerlerde olabilmesi ve bu olabilirliğini sürdürebilmesi için çok ciddi yatırımlar yapıldı. Hepinizin malumu. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar. Bir taraftan eğitimin önündeki antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Ve gerçekten Türkiye gelişmiş ülkelerin, çoğu OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda deneyimlemiş olduğu eğitimdeki kitleselleşme evresine 70 yıl gecikmeyle geçebildi. Gerçekten bu tarihi bir nokta. Buna tarihi olarak bir not koymamız gerekiyor. Türkiye'de eğitim tarihine baktığınız zaman hep şeyi tartışmasını görürsünüz. Kaliteyle eğitimde büyümenin, kitleselleşmenin sanki birbirinin karşıtıymış gibi bir tartışma zemininin gerçekleştiğine tanıklık edersiniz. Bakın, İstanbul'da ilk üniversite kurulduktan sonra Ankara'da ikinci üniversite kurulduğu zaman o zamanın tarihteki mecmualarına bakın, gazetelerine bakın. Ankara'da üniversite mi olur? Kalite elden gidiyor, zinhar açılmaması gerekir şeklinde dünya kadar tartışma gerçekleşmiştir. Ankara'da kurulduktan sonra İzmir'de kurulduğu zaman da aynı şeyler gerçekleşmiştir. Aynı şey Türkiye'nin son 20 yılındaki eğitimdeki kitleselleşme evresi içinde gerçekleşiyor. Yani eğitimde büyüme, tüm vatandaşların eğitime erişimi nasıl bir şeyse eğitimin kalitesini hep geriye götürüyor. Eğer bu verilerle desteklenen bir şeyse eyvallah, başımız gözümüz üstüne, hiç problem yok. Ama Türkiye son 20 yılda belki de dünya eğitim tarihinde hiçbir ülkenin başarmadığı 3 şeyi başardı. 1. Gerçekten genç nüfus hiçbir ülkede olmadığı kadar gerçekten yoğun ve nüfusun, toplam nüfusun önemli bir oranına sahip ve Türkiye için bir fırsat penceresi, böylesine büyük bir fırsat penceresini ilk defa 20 yıl gibi aslında bir devletin hayatında çok kısa bir süre içerisinde eğitime dahil edebildi. Bu 1. 2. Eğitime erişimle ilgili tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından kasa uygulamalarına kadar. Geçen gün ben bir konuşmada dedim ki ne çektiyse bu ülke yanlış eğitim politikalarından çekti. Ama benim kastım bu 20 yılın dışındaki önceki eğitim politikalarıydı. Orada cımbızlamışlar. Sanki son 20 yılı ben eleştiriyormuşum gibi, daha önceki Milli Eğitim Bakanlarımızın yapmış olduğu işte reform girişimlerini eleştiriyormuşum gibi bir bağlama oturtmuşlar. Allah'a şükür ya, bulabildikleri bunlar.
Yani sadece bağlamı değiştirebilirler ama gerçekleri, hakikati hiçbir zaman üretemezler. Üçüncüsü, bu ikili süreci kaliteye odağına alarak, kalitesini sürekli iyileştirerek yapan bir ülkedir Türkiye. Gerçekten samimiyetle söylemek isterim ki bir eğitimci olarak, yıllardan beri eğitimin farklı kademelerinde yöneticilik yapan birisi olarak bu üç şeyi birlikte başarabilen ben ülke bilmiyorum dünyada. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu mimarinin liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan en içten şükranlarımı arz etmek isterim. Kaliteye özellikle duruyorum çünkü bu konu kalite Türkiye'de genelde Truva atı olarak kullanılır. Yani birileri kalite ile ilgili çok fazla konuşuyorsa aslında derdi kalite değildir, başka bir şeydir. Ama kalite üzerinde maskeliyordur. Ya bu çünkü çok kritik. Çünkü dünyadaki verilere baktığımız zaman OECD'nin yapmış olduğu PISA sınavları, yine uluslararası kuruluşların yapmış olduğu TIMSS, matematik ve fen okuryazarlığı, öğrenci başarı araştırma sonuçlarına baktığımız zaman şu gerçekle gibi karşılaşırız. Son 20 yılda bu ikili süreci gerçekten çok maliyeti olan, öyle kolay değil, 300 bin derslik varken 850 bin dersliğe çıkartabilmek, 500 bin öğretmen varken 1.2 milyon öğretmene çıkartabilmek öyle kolay şeyler değil. Hayatında hiç öğretmen atamamış insanların öğretmen atamayla ilgili konuşacakları bir şey yok yani. Son 20 yılda Türkiye, OECD'nin yapmış olduğu ve diğer kuruluşun yapmış olduğu öğrenci başarı araştırmalarında puanlarını sürekli yükseltmiştir. Türkiye sıralamasını sürekli yükseltmiştir. Hatırlayın bir zamanlar her PISA araştırması sonucunda, PISA'yı biliyorsunuz 15 yaşta Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığını ölçüyor. Niye ölçüyor 15 yaşta? Çünkü OECD ülkelerinde zorunlu eğitim yaşı 15. 15'ten sonra ileri eğitime veya iş gücü piyasasına geçtiği zaman neslinin hangi becerilere sahip olduğunu ölçmek istiyor. 3 tane kritik şey var. Ana dil, matematik ve fen okuryazarlığı. Türkiye sürekli puanını yükseltmiş. O geçmişte haftalarca konuşulan, ne olacak bu Türkiye'de eğitimin hali, PISA sonuçlarının bir daha tartışıldığı dönemler artık geride kaldı. PISA sonuçları açıklandığı zaman bir gün kalmıyor gündemde. Çünkü başarı var. Maalesef biz güzellikleri, başarıları kendi toplumumuza, kendi insanımıza yakıştıramadığımız için o başarının tadını çıkartamıyoruz. Ve yıllardan beri hep oryantalist bir bakışla ya Türkleri bir şey yapamaz, bu insanlar bir şey yapamaz. Eğer bir başarı varsa mutlaka arkasında bir hinlik vardır. Bakışıyla öyle bir iklimde insanlarımız, gençlerimiz yetiştirildiği için gerçekten en güzel şeylerde mutlaka bir arka plan aramaya çalışıyoruz. Hayır ya, bu ülke çok güçlü. Bu ülkenin güzel insanları var. Bu insanlar diğer insanlardan farklı değil. Başarabilirler, bir sürü şeyi başarıyorlar ve çok daha iyi şeyleri de inşallah başaracaklar. İşte biz bu yürüyüşün eğitimde, marifte güçlü olmanın daha iyi noktalara taşınması ile ilgili bu dönemde en ağırlık verdiğimiz 3 tane temel konu oldu. Birisi okul önce eğitimde fırsat eşitliği. Çünkü eğitimde erişimi sağladıktan sonra ağırlık vermeniz gereken şey fırsat eşitliği. Yani her okulun mümkün olduğu kadar aynı kaliteye sahip olması. Ve lokasyonundan, bulunduğu yerden, sosyoekonomik arka planından bağımsız olarak herkesin en iyi eğitime kavuşabilmesi. İkincisi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi. Üçüncüsü de eğitim sisteminin omurgası olan öğretmenlerimizin çok daha güçlü hale gelmesi. Allah'a şükür yarın bir yılımı dolduruyorum. 6 Ağustos tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'na başladım. Şu bir yılın içerisine bu bağlamda o kadar güzellikleri sığdırabildik. Bir kere en önemli başarı okulların açık kalabilmesi. Şimdi bugünden geriye bakıldığı zaman sanki vakayı adiye zaten olması gerekiyordu şeklinde bakılıyor ama o günlerde neler çektiğimi ben bilirim. Bir zamanlar o okullar kapalıyken 1,5 sene içerisinde dünyada
en fazla okulu kapatan ülke Meksika ile birlikte Türkiye diyenler aynı kesim ben okulları açık tutmak için irade gösterdiğim zaman da niye okullar açık kalıyor? Çocuklarımız tehlike içerisinde okulların açık kalmaması gerekir diye kampanyalar yaptılar. Allah'a şükür öğretmenlerimizle, tüm yöneticilerimizle birlikte topluma okulların en güvenli yerler olduğunu, okulların sadece eğitim yapılan yer değil, beşeri sermayenin çok boyutlu olarak yetiştiği ve bunun telafisinin başka türlü dijital platformlarla mümkün olmadığını gösterdik. Eğitim ve fırsat eşitliği ile ilgili iki adım attık. Birincisi, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarının artırılması. Eğitimde tüm kademelerde okullaşma oranları %90 üzerine çıkmasına rağmen maalesef okul öncesi eğitimde istenilen noktaya gelinemedi. Bakın biz kendimizi eleştiriyoruz. Okul öncesi eğitimde istenilen noktaya gelinemedi diyoruz ve kendimize hedef olarak diyoruz ki 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını bir yıl gibi bir sürede OECD ülkelerinin ortalamalarına yaklaştırma hedefiyle kendimize hedef koyup bu bağlamda bir sürü çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığı gibi 3000 tane yeni anaokulu, 40.000 tane yeni ana sınıfını yapmak için 6 Ağustos 2021 yılında yola çıktık. Bakın bir yıl geçti. 1008 tane yeni anaokulunu, 10.000 tane yeni ana sınıfını bu okul ülkemize kavuşturduk. Ve 5 yaştaki okullaşma oranı bir sene önce %78 iken bugün %93'e ulaştı. Yıl sonunda diğer 3000 anaokulu ile ilgili tüm planlamalarımız hazır, bütçeler hazır, süreç devam ediyor. Hatta 3000'in çok üzerine çıkacağız inşallah yıl sonu itibariyle. Bakın bir yere hedeflendiğiniz zaman kısa sürede ne kadar mesafe alıyorsunuz? Artık Türkiye'nin her noktasında gelir seviyesi ne olursa olsun eğitimde fırsat eşitliğinin en kritik noktası olan okul öncesi eğitime tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde ulaşacaklar. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Hem eğitimde fırsat eşitliği için hem de neslimizin çok daha nitelikli bir şekilde yetişmesi için. Çünkü okul öncesi eğitim sadece bilişsel becerileri güçlendirmiyor. Aynı zamanda bilişsel olmayan becerileri, psikososyal gelişimlerini de çok güçlendiriyor. Çok daha nitelikli, çok daha kendinden emin nesiller, çok daha bağımlılıklardan uzak, sağlıklı nesiller yetiştirmenin en kritik adımlarından bir tanesi okul öncesi eğitim. Mesleki eğitim, biraz önce Sayın Kıymetli Hocam da bahsetti. Mesleki eğitimde gerçekten bu yapılan, bu ülke hep şeyden çekiyor. Yani diğer ülkelerin olduğu gibi doğrusal bir şekilde yapılanlar üst üste konarak gitmiyor. Birileri bir şeyler koyuyor, birileri geliyor yıkıyor. Veya işin içinden çıkılmaz hale getiriyor yanlış eğitim politikalarıyla. İşte kassa uygulamasının getirdiği maliyeti tüm Türkiye gördü. Ama o uygulamaya koyanlar şu anda nerede? Şu anda bize akıl vermeye çalışıyorlar. Eğitimin kalitesinin artması için, yani artırılması için farklı şekilde. Bazılarının konuşmaya hiç hakkı yok. Oturup tövbe etmesi lazım. Bu topluma ödettiği maliyetler için. Çünkü eğer o uygulamalar olmasaydı Türkiye'de bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. Ama kısa sürede yapmış olduğumuz adımlarla bakın meslek liseleri nerelere geldi. Akademik olarak başarılı öğrencilerin %1'lik başarı diliminden işte bu fen lisesine gelen öğrencilerimizin bazıları aynı puanlı öğrenciler artık meslek lisesine gitmeye başladı. Üretim kapasitesi arttı, ihracat yapmaya başladı, patent faydalı model üretmeye başladı. Bambaşka bir noktaya gidiyor. Ama en önemli adımı mesleki eğitim merkezlerinde attık. Mesleki eğitim merkezleri bildiğiniz gibi çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi, doğal mesleki eğitim, Almanya'nın yıllardan beri vazgeçmeden uygulamada devam ettiği ve dünyaya örneklik teşkil eden Almanya, Avusturya ve İsviçre modeli. Bizim köklerimizde ahilik teşkilatında bu zaten var ya, çıraklık, kalfalık, ustalık. Kassayı uygulamasından önce çıraklık, kalfalık, ustalık da Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerinde 249.774 tane öğrenci vardı. 1998 yılında. Kassa uygulaması girer girmez 74.000'e düştü bir anda.
Biz tüm adımları atarak bunu güçlendirmek için lise diploması hakkından görünürlüğünü artırma imkanlarını iyileştirmeye kadar tüm adımları atmamıza rağmen ancak 159 bin lira getirebildik. 25 Aralık 2021 tarihinde. Ama 25 Aralık 2020 tarihi Türkiye'de mesleki eğitimde bir kırılma noktasına, çok önemli bir tarihe tekabül eder. Çünkü o tarihte 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda ciddi bir değişikliğe gittik. 3 tane değişiklik yaptık. Bakın bir sene sonraki rakam, biraz önce Erhan Hocam da bana sordu. 580 bin çırak kalfa şu anda eğitim sisteminde var. Bak bir senede 159 bin 580 bin. Hedefimiz yılın sonuna kadar 1 milyon gencimizi çırak kalfa meslek eğitim merkezleriyle buluşturmak. Ve bunun planlamasını yaptık. Hiçbir problem olmadan inşallah 1 milyon rakamına ulaştığımız gibi onun da ötesine inşallah geçeceğiz. Bu adım bu ülkenin geleceği için o kadar kritik bir adım ki. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için Türkiye'de gerçekten çırak sürdürülebilirliğini sağlamak için, büyümesini sağlamak için en önemli şey. Artık Allah'a şükür bu ülkede çırak bulamıyorum, kalfa bulamıyorum sözü kalmadı. Ve kalmayacaktı. Sonuna kadar da kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Üçüncüsü öğretmenlerimiz. Hepinizin malum olduğu üzere bugün konuşma sayısı fazla olmadığı için biraz uzatacağım yani. Öyle kolay değil kütüphane açmak ya. Biraz endoktrinasyon yapacağız sanki. Üçüncüsü öğretmenler. Öğretmenler bir eğitim sisteminin en önemli bileşenleri, en değerli varlıkları. Öğretmeniniz ne kadar güçlüyse, ne kadar nitelikliyse eğitim sisteminiz o kadar. Dolayısıyla toplum da o kadar, öğretmeniniz kadardır. Öğretmenlerle ilgili çok ciddi adımlar attık. Yine 14 Şubat 2022 kritik bir tarihtir öğretmenlerde. Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. 60 yıllık bir özlem. Sayın Vekilimize de çok teşekkür ediyorum o süreçteki desteklerinden dolayı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilk kez eğitim sistemindeki öğretmenler sadece öğretenler olarak değil, hayat boyu öğrenenler olarak tanımlandı. Bir kariyer sistemi oluşturuldu. Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik getirildi ve 10 yıllık öğretmen, uzman öğretmen olabilme imkanına kavuştu. 10 yıllık uzman öğretmen de baş öğretmen olabilme ile ilgili imkana kavuşmuş oldu. Ve çok kısa bir 180 saatlik bir eğitimle uzman öğretmenlik, işte 240 saatlik bir eğitimle de baş öğretmenlik ilgili bir eğitim sürecinden geçirebilecek. Şimdi sınavla ilgili konuşuluyor. Efendim işte öğretmenler, tüm öğretmenler uzman öğretmendir. Zinhar, sınav olmasın. Yani gerçekten irrasyonel bir zemin üzerinde hareket ediyoruz. Yani. Bu mekanizma öğretmenlerimizin sürekli farklı bağlamlarda eğitimlerden geçme ve o eğitimin nasıl aldığı ile ilgili küçük bir basit bir değerlendirmeden ibaret olan bir mekanizma. 613 bin öğretmenimiz başvurdu ve eğitimler çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Ve uzman öğretmenlikte yaklaşık 60 bin öğretmenimiz de yüksek lisans yaptığı için sınava girmeyecekler, sınavdan muaf olacaklar. Diğer arkadaşlarımız için de basit bir sınav olacak. İnşallah o yapılan eğitimi değerlendirecek şekilde bir mekanizmayla yeni uzman öğretmenlerle, baş öğretmenlerle eğitim sistemimiz çok daha iyi noktalara gelecek. Aynı zamanda öğretmenlerimizle ilgili çok kapsamlı eğitimlere giriştik. Bakın 2020 yılında bu ülkede öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saat. 2021 yılında Ağustos'tan sonraki attığımız çok ciddi adımlarla bu rakam 94 saate çıktı. Son 20 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Bu seneki hedefimiz 120 saat. Her öğretmenimizin nerede olursa olsun 1.2 milyon öğretmenimizin her birinin en az 120 saatlik bir eğitimden geçmesini sağlayabilmek. İnşallah bunu da sağlayacağız ve bunu sağlamak için de eğitimi bakanlıktan merkezi sıkıcı bir eğitim olmaktan çıkarttık.
okul bazlı, okul temelli bir şekilde istedikleri hangi eğitim istiyorlarsa onu bütçelendirerek ve 2021 yılındaki 8.9 milyon olan bütçeyi 292 milyona 35 kat artırarak, bütçelendirerek gerçekleştiriyoruz. Yani Allah'a şükür koymuş olduğumuz hedefleri bir yıl gibi kısa sürede çok önemli mesafelere getirmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Gerçekten tüm arkadaşlarımıza da, çalışma arkadaşlarımıza, burada bulunan genel müdürümüze, milli eğitim müdürümüze, diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde önemsediğimiz 4 tane okuryazarlık var. Bu yapılan çalışmalardan bağımsız olarak. Birincisi ana dili okuryazarlığı. Yani Türkçe okuryazarlığı. İkincisi matematik okuryazarlığı. Üçüncüsü yabancı dil okuryazarlığı. Dördüncüsü de kültür okuryazarlığı. Ana dil, matematik ve yabancı da girmiyorum. Onunla ilgili süreçler yaz okullarıyla, bakanlığın yapmış olduğu adımlarla çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Çünkü herkesin ana dilini çok iyi bilmesi gerekiyor. Tüm gençlerimizin matematiği çok iyi bilmesi gerekiyor. Matematik sadece sayısalcıların bilmesi gereken bir meleke değil. Yaşamla rasyonel bir ilişki kurmak için en vazgeçilmez dillerden, vasatlardan bir tanesi matematik. Bununla ilgili çok önemli çalışmalar devam ediyor. Ve yaz okullarında matematik ve yabancı dil eğitimiyle ilgili açmış olduğumuz yaz kurslarında 1 milyona yakın öğrencimiz şu anda eğitim alıyor. Onunla ilgili inşallah metodolojileri değiştirecek, zenginleştirecek şekilde çalışmalarımıza önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren devam edecek. Kültür okuryazarlığı çok kritik. Bununla ilgili ilk adımımızı işte biraz önce Erhan Hocam'ın söylemiş olduğu çok sevdiğimiz kitaplarla attık. Ya dedi ki şu ülkenin gündeminden, eğitim sisteminin gündeminden kütüphanesi olmayan okul kavramını, tanımlamasını çıkartalım. Ve saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin 26 Ekim 2021 tarihindeki himayelerinde lansmanla tüm ülkede kütüphanesiz okul kalmasın diye, kalmayacak diye, hatta kalmasın demedik, kalmayacak iddialı bir sözle çıktık. Ve 2 ay gibi kısa sürede 16.361 tane yeni kütüphane yaptık. Şu anda 2021 yılı itibariyle kütüphanesi olmayan bir okulumuz bulunmuyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı olarak söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten daha da düşünün, eğitim sistemimizin büyüklüğünü genelde biz göz ardı ediyoruz. 57.108 okulumuz var, 146.000 binamız var, 18.9 milyon öğrencimiz var, 1.2 milyon öğretmenimiz var. Dağda taşta 100 metrelik her adımda mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir okulu var. İşte bu okulların hepsinde kütüphane var. Kütüphanedeki kitap sayısını 28 milyondan çok kısa sürede 70 milyona çıkarttık. Ve bunu rastgele yapmadık. Komisyonlar marifetiyle yaptık. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisede pedagojik olarak çocuklarımıza uygun olan kitapları genel müdürlerimiz komisyonlar marifetiyle seçerek, belirleyerek bu rakama ulaştık. İnşallah yıl sonu itibariyle bu rakamı 100 milyona çıkartacağız. Aynı zamanda okullarımızdaki kütüphaneleri okulların kalbi yapmak için çalışmalara başladık. Yani orası kültür, sanat etkinliklerinin yoğun bir şekilde gerçekleştiği, öğrencilerin buluşma noktası olan mekanlara dönüştürme ile ilgili hamlelere giriştik. Üçüncü adamı işte bugün bir araya gelmemizin vesilesi olan, bu ülke için güzel işler yapmış, bu ülkenin meselelerini dert edinmiş, ona çözüm üretmeye çalışmış, topluma önderlik yapmaya çalışmış aydınların, entelektüellerin, kültür, sanat insanlarının isimlerini okullarımızda yaşatalım istedik. Ama bunu yaparken sadece isim vermekle yetinmeyelim. Bu okulda o insanımıza emanet edelim istedik. İşte Erhan Afyoncu hocamızı bu okula, kütüphanesine isim vermemizin nedeni bu. Artık İstanbul Atatürk Fen Lisesi Erhan Afyoncu hocamıza emanet. Artık haftada, ayda zaten lokasyonları mümkün olduğu kadar bu güzel insanlarımızın oturduğu yerlere yakın seçtik. Ki buradaki öğretmenlerimizle vakit geçirsinler, öğrencilerimize rehberlik etsinler ve onları yönlendirsinler. Yani biz bu kültür, sanat, bilimle ilgili değerlerimizi ne kadar eğitim sisteminin içerisine dahil edebilirsek
bugünden çok daha güçlü hale geleceğiz. İnşallah bu yolumuz, bu hedefimizde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Yan tarafında kıymetli Murat Bardakçı hocamız var. Geçen hafta da Sayın hocamıza Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne emanet ettik. Bakalım haftaya kimlere emanet edeceğiz. Bu güzellik tüm güzel insanlarımıza erişene kadar devam edecek. Dördüncü adımımız okul yöneticilerimizi, tüm Türkiye'deki okul yöneticilerimizi İstanbul'a getirerek kültür, tarih ve medeniyet birinci seminerlerinden geçirmek. Aslında bunun da mimarı kıymetli Erhan Afyoncu hocamız. Kendisiyle konuştuğumuz zaman nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Yani öncelikle bir değişiklik yapacaksak öğrenciden başlamayacağız, müfredatla başlamayacağız. Önce okul yöneticisinden, sonra öğretmenden, sonra müfredata geçiş yapmamız gerekiyor. Önce okul yöneticilerimizin bilmesi gerekiyor. Bu ülke nereden geliyor, nereye gidiyor, hangi kavgaları var, hangi değerleri var, hangi insanları, kültür insanları var. Bunları önce okul yöneticilerimizin bilmesi gerekiyor. Sonra öğretmenlerimizin, sonra da öğrencilerimizin. İşte Fen Lisesi öğretmenleriyle, okul yöneticileriyle başladık. Tüm Fen Lisesi okul yöneticilerini İstanbul'da topladık. 3 günlük seminer. Kıymetli Üsküdar Belediye Başkanımız da bize çok büyük destek verdi. Kendisi de minnettarım. Onlara güzel boğaz turları yaptırdı. Eğitimlerin haricinde çok nitelikli bir şekilde ziyaretler oldu. Ayasofya Camii Kebir'ini ziyaret ettiler, Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettiler. İstanbul'un ne olduğunu gördüler. Ve şunu gördük ya. İstanbul'a ilk defa gelen okul yöneticisinin olduğunu gördük. Yani iyi ki böyle bir şeye girişmişiz. Sonra Sosyal Bilimler Lisesi müdürlerini topladık. Geçen haftalarda Anadolu Lisesi müdürlerini topladık ve bu 2022'nin sonuna kadar tüm Türkiye'deki, tüm okullardaki anaokulundan liseye kadar tüm okul yöneticilerimizi İstanbul'da buluşturacağız. Bu kültür, tarih, medeniyet, birinci seminerleri serisi bağlamında. Arkadaki iki yiğit hocamız da, müdürümüz de, hocamız da bu seminerlere çok büyük katkı veren kıymetli hocamız. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ve bir adım daha atacağız. Bunu da ilk defa açıklıyorum. Kültür tarihiyle ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. İşte bu atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yöneticilerinden başlayıp öğretmenlerin kültür tarihiyle tanışacakları, zenginleşecekleri, düşünecekleri, tefekkür edecekleri bir alan oluşturma bağlamında önemli bir adım atacağız. Onun hazırlıkları da inşallah bitmek üzere. O eğitimleri tamamladıktan sonra da müfredatımıza inşallah kültür tarihiyle ilgili bir dersimizi de kazandırmış olacağız. Ve böylece bu süreci bu şekilde nihayetlendirip zenginleştirmiş olacağız. Ben kıymetli Erhan Afyon hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ya bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu hemen hemen tüm çalışmalarda çok büyük katkısı var. Gerçekten bu ülkede daha güçlü olabilmesi için dertli olan bir insan. İsminin bu kütüphaneye verilmesindeki teveccühümden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Özellikle kitap sever bir hanımefendi olduğu için. Gerçekten evlerde kitapla ilgili süreçler çok zorludur. Hanımefendiler genelde çok titiz olurlar. Kitapları biz dağıtırız, onlar toparlarlar. Aradığınız yerden genelde bulamazsınız. Onun için kitap sever bir hanımefendiyle evlilik yürütmek gerçekten çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Bu kütüphanenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kütüphanenin gerçekleşmesindeki, kurulmasındaki emeklerinden dolayı kıymetli İl Milli Eğitim Müdürümüze, değerli çalışma arkadaşlarımın içten şükranlarımı sunuyorum. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.